Bismihi Subhane. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye ve imaniyede fedakar ve metin arkadaşlarım. Birkaç gündür sizinle kalemle konuşmadığımdan sıkılmayınız. Şimdi iki noktayı beyan etmek kalbe geldi. Birincisi, el hayru fi sırrıyla teslim ve tevekkülden sonra teselli hissettim. Şöyle ki, bizi hususan çalışkanları tahliye etmeyip ve tefrik etmeyerek tehir etmelerinde, İnşallah maddi bir zarara mukabil manevi yüz menfaat ve kazanç olacak. Mesela Ankara'nın altı makamatına gönderilen ilmi ve imani ve pek kuvvetli müdafaat şimdi 20 gündür onların nazarlarındadır. Hem onun kıymettar hakikatleri hem alakadarların merakla nazarı dikkatlerini celbeden meselemizin safahatı o makamatı elbette lakayt bırakmazlar. Herhalde eğer o hakikatlara mağlup olmasaydılar, şimdiye kadar bize tecavüz ve şiddetli işar ve emirler olacaktı. Eğer olsaydı, hakkımızda habbeyi kubbe yapanlardan tereşuatı hissedilecekti. Demek hakikat galebe etmiş. Olsa olsa, tedafüyü bir vaziyetle bize hafif bir ilişmek olur. Ben kendi hesabıma o netice için şimdiye kadar maddi zarar ve sıkıntılarımın yüz derece fevkinde manevi kazancım var.'' sizden her bir kardeşimizi benden ziyade hissedar biliyorum. Demek tahliyemizin tehiri hayırlıdır. Hem çalışkanlardan üç kardeş pek çok nur şakitlerini buraya gelmekten kurtardıkları gibi, haklarında edilen iftiralar vasıtasıyla dahi Risale-i Nur'un bir cihette şimdiki mahkemenin nazarından kurtulmasına bir vesile oldular. Bu iki kıymettar kazanç onların hususi tahliyeleriyle bozulacaktı hem onların nurlara pek ciddi alakaları halkın nazarında sönecekti. İkinci nokta. Meselemiz, alemi İslam'a alakadar eden pek büyük bir vazife-i Kur'aniye ve imaniyedir. Ondan dehşet alan gizli münafıklar, ellerinden geldiği kadar küçültmek isterler. Ve çok ehemmiyet verdiklerinden, zahiren ehemmiyetsiz göstermeye çalışıyorlar. Hükümeti ve adliyeyi aldatıyorlar. Mesela nurlara mensup feriklerden ve miralaylardan sarfı nazar edip Ankara'da nur talebesi bir nefer askerin elinde zararsız birkaç risale bulunmasıyla buradaki mahkeme meseleyi uzattırmaya vesile ediyorlar. Ve benim şahsımın ehemmiyetsizliğini ihanetler ve taziklerle, tecrübelerle gösterip binler derece şahsımdan ehemmiyetli olan nurların kuvvetli derslerine ve şakitlerinin sarsılmaz ve susmaz şahsı manevilerini nazara almayıp, güya ehemmiyet vermiyorlar. Halbuki onun ehemmiyetinden titriyorlar ki o kubbeleri habbe göstermek istiyorlar. Hem tam aldanmışlar. İçimizde yalnız 4-5 kardeşimiz ailevi ticaret cihetinde bu tehirden bir zararları olsa da inşallah pek çok manevi kazançlara o maddi zararı hiçe indirecek bir inayet altındayız. Hiç merak ve telaş etmeyiniz. Vazifemiz sabır içinde şükretmek ve mümkün oldukça nurlarla meşgul olmaktır ve bizden çok ziyade sıkıntıda bulunan mahpuslara teselli vermektir. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Mücbel bir manevi ihtar ile bir meseleyi kalbe geldiği gibi beyan edeceğim. Altı makamata giden ve galebe eden müdafatın cevabı gelmiş ve bize tecavüze çare bulamamışlar. Yalnız bir makamın gizli bir işar ile benim fedakar kardeşlerimi benden soğutmak ve şiddetli alakalarını gevşetmek planı var. Zaten çoktan beri beni ihanetlerle ve iftiralarla ve tecritlerle bu kutsi ve uhrevi ve imani alakayı bozmaya çalıştılar, muvaffak olamadılar. Şimdi nurcuları ürkütmek, zayıf bir damar bulup nazarlarını başka tarafa çevirmeye bazı bahaneleri buluyorlar. İnşallah demir gibi metin nurcuların kahramanhane sebatları ve tahammülleri ve mücahid Ekber olan nurun hakikatleri, onun elinde birer elmas kılınç bulunan şakirtlerin şahs manevisinin pek harika fedakarlığı, onların bu planında da akım bırakacak. Evet cennet ucuz olmadığı gibi cehennem dahi lüzumsuz değil. Sizlere tekrar ile beyan edilmiş, eski zamanın kahraman mücahitlerine nispeten en az zahmet, ağır şerait ve bu zamanın şiddeti ihtiyaciyetiyle cihetiyle çok sevap kazanan İnşallah halis nurculardır. Ve boşu boşuna bade heva belki günahlı, zararlı giden birkaç sene ömrünü böyle kutsi bir hizmeti imaniye ve Kur'aniye'ye sarf eden ve onun ile ebedi bir ömrü kazanan nur talebeleridir. Ben kendi hisseme düşen bütün bu hücumlarına karşı pek çok zafiyetimle beraber tahammüle karar verdim. İnşallah kuvvetli, fedakar, genç, kahraman kardeşlerim benden geri kalmaz ve kaçmazlar. Ve kaçanları da geri çevirmeye şimdiye kadar çalıştıkları gibi çalışacaklar. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Evvela recep bir Şerifinizi ve yarınki leyle i Regaibinizi ruh canımızla tebrik ederiz. Saniyen meyus olmayınız. Hem merak ve telaş etmeyiniz. İnayet-i Rabbaniye inşallah imdadımıza yetişir. Bu üç aydan beri aleyhimize ihzar edilen bomba patladı. Benim sobam ve feyzilerin su bardağı ve husrevin su bardakları verdikleri haber doğru çıktı. Fakat dehşeti değil hafif oldu. İnşallah o ateş tamamen sönecek. Bütün hücumları şahsımı çürütmek ve nurun fütuhatına bulantı vermektir. Emir dağındaki malum münafıktan daha muzır ve gizli zındıkların elinde bir alet bir adam, bidatkar bir yarım hoca ile beraber, bütün kuvvetleriyle bize vurmaya çalıştıkları darbe 20'den bire inmiş. İnşallah o bir dahi bizi mecruh ve yaralı etmeyecek. Ve düşündükleri ve kastettikleri bizi birbirinden ve nurlardan kaçırmak planları dahi akim kalacak. Bu mübarek ayların hürmetine ve pek çok sevap kazandırmalarına itimaden, sabır ve tahammül içinde şükür, tevekkül etmek ve men âmene bil kader, emine minel keder düsturuna teslim olmak elzemdir, vazifemizdir. Said Nursi Bismihi Subhane, Aziz Sıddık kardeşlerim ve bu dünyada medarı tesellilerim ve hakikatin hizmetinde yorulmaz arkadaşlarım. Bu mübarek aylarda ve sevabı ziyade bu çilehanede mümkün olduğu kadar bir meşgaleyi Kur'aniye ve Nuriye ile sıkıntılı vaktiniz sarf edilse çok faydaları var. Sıkıntı hafifleştiği gibi kıymetler kalp ve ruhun ferahlarına medar, sevabı yüksek bir ibadet, o nurlarla iman cihetinde iştigal, hem tefekkürü bir ibadet, hem İhlas Risalesi'nin ahirinde yazıldığı gibi, beş vecihle bir nevi ibadet sayılabilir. Ben bugünlerde, kısmen müdafatla zihnen meşguliyetimden teessüf ederken, kalbe geldi ki, o iştigal dahi ilmidir. Hakayık-ı imaniyenin neşrine ve serbestiyetine bir hizmettir. Ve bu cihette bir nevi ibadettir. Ben de sıkıldıkça yüz defa temaşa ettiğim nur meselelerini yine zevkle tekrar mütalaya başlıyorum. Hatta müdafatları dahi nurun ilmi risaleleri gibi görüyorum. Eskiden bir kardeşimiz bana demişti, ben 30 defa 10. sözü okuduğum halde yine tekrar ile okumasına iştiyak ve ihtiyaç hissediyorum. Ve bundan bildim ki, Kur'an'ın mümtaz bir hassası olan usandırmamak, Kur'an hakikatlarının bir makesi, bir aynesi, bir hakikatli tefsiri olan Nur Risalelerine de inikas etmiş bulunuyor. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık kardeşlerim Bu dünyada, hususan bu zamanda, hususan musibete düşenlere ve bilhassa nur şakitlerinde dehşetli sıkıntılara ve meyusiyetlere karşı en tesirli çare birbirine teselli ve ferah vermek ve kuvve maneviyesini takviye etmek ve fedakar hakiki kardeş gibi birbirinin gam ve hüzün ve sıkıntılardan merhem sürmek ve tam şefkatle kederli kalbini okşamaktır. Mabeynimizdeki hakiki ve uhrevi kuvvet gücenmek ve tarafkirlik kaldırmaz. Madem ben size bütün kuvvetimle itimat edip bel bağlamışım ve sizin için değil yalnız istirahatimi ve haysiyetimi ve şerefimi, belki sevinçle ruhumu da feda etmeye karar verdiğimi bilirsiniz, belki de görüyorsunuz. Hatta kasemle temin ederim ki, sekiz gündür nurun iki rüknü, zahiri birbirine nazlanmak ve teselli yerine hüzün vermek olan ehemmiyetsiz hadise, bu sırada benim kalbime verdiği azap cihetiyle, eyvah, eyvah, el aman, el aman, ya erhamer rahimin medet, bizi muhafaza ile, bizi cin ve insi şeytanların şerrinden kurtar, kardeşlerimin kalplerini birbirine tam sadakat ve muhabbet ve uhuvvet ve şefkatle doldur diye, hem ruhum, hem kalbim, hem aklım feryat edip ağladılar. Ey demir gibi sarsılmaz kardeşlerim! Bana yardım ediniz. Meselemiz çok naziktir. Ben sizlere çok güveniyordum ki, bütün vazifelerimi şahs-ı manevinize bırakmıştım. Sizde bütün kuvvetinizle benim imdadıma koşmanız lazım geliyor. Gerçi hadiseniz pek cüzi ve geçici ve küçük idi. Fakat saatimizin zembereğine ve gözümüzün hadekasına gelen bir saç, bir zerrecik dahi incitir. Ve bu noktada ehemmiyetlidir ki maddi üç patlak ve manevi üç müşahadeler tam tamına haber verdiler. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Leyle-i Miraç ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir. Bu gece mümkün oldukça çalışmakla kazanç birden bine çıkar. Şirket-i maneviye sırrıyla İnşallah her biriniz 40 bin dille tesbih eden bazı melekler gibi 40 bin lisan ile bu kıymetli gecede ve sevabı çok bu çilehanede ibadet ve dualar edeceksiniz. Ve hakkımızda gelen fırtınada binden bir zarar olmamasına mukabil bu gecedeki ibadet ile şükredersiniz. Hem sizin tam ihtiyatınızı tebrik ile beraber hakkımızda inayet-i Rabbaniye pek zahir bir surette tecelli ettiğini tebşir ederiz. Said Nursi Bismihi Subhane. Aziz, sıddık, muhlis kardeşlerim. Bizler imkan dairesinde bütün kuvvetimizde lemay ihlasın düsturlarını ve hakiki ihlasın sırrını mabeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek vücub derecesine gelmiş. Kati haber aldım ki, üç aydan beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşrep veya fikir ihtilafıyla bir soğukluk vermek için üç adam tayin edilmiş.'' hem metin nurcuları usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzleri evhamlandırmak ve hizmet-i nuriyeden vazgeçirmek için sebepsiz mahkememizi uzatıyorlar. Sakın sakın! Şimdiye kadar mabeyninizdeki fedakârâne uhuvvet ve samimane muhabbet sarsılmasın. Bir zerre kadar olsa bile bize büyük zarar olur. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye, hizmet-i Kur'aniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirlerine karşı küsmeye değil, belki Kemale i mahviyet ve tevazu ve teslimiyet de kusuru kendine alır. Muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Yoksa habbe kubbe olup tamir edilmeyecek bir zarar verebilir. Sizin ferasetinize havale edip kısa kesiyorum. Said Nursi Bismihi Subhaneh Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela el hayru fi mahtarahullah sırrıyla inşallah mahkememizin tehirinde ve tahliye olan kardeşlerimizin yine mahkeme gününde burada bulunmalarında büyük hayırlar var. Evet Risale-i Nur'un meselesi alemi İslam'da hususan bu memlekette külli bir ehemmiyeti bulunduğundan böyle heyecanlı toplamalar ile umumun nazarı dikkatini nur hakikatlerine celbetmek lazımdır ki ümidimizin ve ihtiyatımızın ve gizlememizin ve muarızların küçültmelerinin fevkinde ve ihtiyarımızın haricinde böyle şaşa ile Risale-i Nur kendi derslerine dost ve düşmana aşikarem veriyor. En mahrem sırlarını en namahremlere çekinmeyerek gösteriyor. Madem hakikat budur, biz küçücük sıkıntılarımızı kinin gibi bir acı ilaç bilip sabır ve şükretmeliyiz. Yahu bu da geçer demeliyiz. Saniyen bu medrese Yusufiye'nin nazırına yazdım. Ben Rusya'da esir en evvel Bolşevizm'in fırtınası hapishanelerden başladığı gibi, Fransız ihtilali kebirideki en evvel hapishanelerden ve tarihlerde serseri namıyla yad edilen mahpuslardan çıkmasına binaen, biz nur şakitleri hem Eskişehir hem Denizli hem burada mümkün oldukça mahpusların ıslahına çalıştık. Eskişehir ve Denizli'de tam faydası görüldü. Burada daha ziyade fayda olacak ki, bu nazik zaman mezeminde nurun dersleriyle geçen fırtınacık yüzden bire indi. Haşiye, bu fırtına ise Afyon hapsinde bir isyan çıktı, hiçbir nur talebesi karışmadı. Yoksa ihtilaftan ve böyle hadiselerden istifade eden ve fırsat bekleyen harici muzır cereyanlar, o baruta ateş atıp bir yangın çıkacaktı. Said Nursi Bismihi Subhane aziz, sıddık, sarsılmaz, sıkıntıdan usanıp bizlerden çekilmez kardeşlerim. Şimdi maddi manevi bir sıkıntıdan nefsim sizin hesabınıza beni mahzun eylerken birden kalbe geldi ki hem senin hem buradaki kardeşlerin tek birisiyle yakında görüşmek için bu zahmet ve meşakkatin başka surette on mislini çekseydiniz yine ucuz olurdu. Hem nurun takva darane ve riyazet kerane meşrebi hem umuma ve en muhtaçlara, hatta muarızlara ders vermek mesleği, hem dairesindeki şahsı maneviyi konuşturmak için, eski zamanda ehl hakikatın senede hiç olmazsa bir iki defa içtimaları ve sohbetleri gibi, Nur şakirtlerinin de birkaç senede en müsait olan Medrese-i Yusufiye'de bir defa toplanmalarının lüzumu cihetinde, bin sıkıntı ve meşakkat dahi olsa ehemmiyeti yoktur.'' Eski hapislerimizde birkaç zayıf kardeşlerimizin usanıp daire-i nuriyeden çekinmeleri onlara pek büyük bir hasaret oldu ve nurlara hiç zarar gelmedi. Onların yerine daha metin, daha muhlis şakirtler meydana çıktılar. Madem dünyanın bu imtihanları geçicidir, çabuk giderler, sevaplarını, meyvelerini bizlere verirler, biz de inayeti ilahiyeye itimat edip sabır içinde şükretmeliyiz. Said Nursi Bismihi Subhanı Aziz Sıddık kardeşlerim, bu medrese Yusufiye'de ders arkadaşlarım. Bu gelen gece olan leyle Berat, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve Mukadderat-ı Beşeriye'nin programın evinden olması cihetiyle leyle Kadir'in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin leyle Kadir'de 30 bin olduğu gibi, bu leyle Berat'ta her bir amel salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar.'' Sair vakitte on ise şuuru selasede yüze ve bine çıkar. Ve bu kutsi leali meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Said Nursi Bismihi Subhane Aziz Sıddık Kardeşlerim Mübarek Ramazan-ı Şerifinizi bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerif'in Leyle-i Kadrini umumunuza bin aydan hayırlı eylesin. Amin. Ve 80 sene bir ömrü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin. Amin. Said Nursi